Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tam ölçüsüyle bir top kek tarifi vereceğim. Özellikle çocukların doğum günlerine, beslenmelerine çok güzel oluyor ve yumuşacık pamuk gibi oluyor ve suyla hazırlayacağız arkadaşlar. Süt kullanmayacağız. Hemen yumurta ile şekeri çırparak başlayayım. 3 adet oda ısısını beklettiğim yumurta. Sarısını beyazını ayırmadan da yumuşacık yapacağız. 1 su bardağı dolusu toz şeker. Şimdi şekerli yumurtayı açık sarı olana kadar ortalama 3 ile 5 dakika arası çırpıyorum. Yeterli. 3 ile 5 dakika dedim ama fazla bir süre verdim sanırım arkadaşlar. 2-3 dakika yeterli geliyor. Yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ. Gene yarım su bardağından 1 parmak fazla su. Ilık su olsun. Hafif böyle birazcık ılık olursa daha yumuşak olacaktır. 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao, tam böyle tepeleme doldurun. Bunu kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek ilave edeceğim. 2,5 su bardağı un katıyorum. Tam 2,5 su bardağı arkadaşlar, tam yeterli geliyor. Şimdi vanilyayı direkt ilave ediyorum. Bir pakette kabartma tozu. Topak kalanı ilave etmeyeceğim. Şimdi düşük devirde sadece karışana kadar çırpıyorum. Yeterli. Çok aşırı çırpmıyoruz. 1 su bardağını hemen hemen 1 yemek kaşığı kadarını şöyle göstereyim. Şu kadar çeyrek su bardağını ayırıyorum. Üzerine katmak için diğerini içine katıyorum. İyice karıştırıp birbirine yediriyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Olması gereken kıvam tam da bu. Ben şöyle hamur sıkma aparatında sıkacağım kabukları. Sizler arzu ederseniz böyle kaşıkla da boşaltabilirsiniz. Şimdi içerisine boşaltıyorum. Şöyle muffin kalıplarını içerisine kağıt kalıpları koydum. Birazcık şu an içerisinde durmuyor ama sıktığım zaman oturacaklar. İçerisine yeterince sıkıyorum. Çok aşırı doldurmayın. Birazcık boşluk kalsın kabaracağı için. Hepsini eşit bir şekilde dağıttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hiç ziyan etmedim. Hepsini kaşıkla dibine kadar kalıplara boşalttım. Bir tane böyle 12'li muffin kalıbına yaptım. Diğerine de 9 tane de böyle kalıbım vardı. Onlara yaptım. Şimdi hepsini birlikte böyle fırına atacağım. Diğerlerini de kenarlara koyacağım. Kenarda ayırdığım damla çikolatalardan şöyle birkaç tane üzerine bırakıyorum. Fırına dayanıklı bir kabın içerisine suyu doldurdum. Fırının en altta, en alt böyle dip tarafa koyacağım. Bu su sayesinde keklerimiz daha yumuşak olacak. Şimdi 180 derecelik fırında kürdanla kontrol edeceğim. Kekleri fırından çıkardım. Gayet güzel pişti. Hemen hemen 20 dakikada pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kağıttan da gayet rahatlıkla çıkıyor. Hiçbir şekilde uğraştırmadan şöyle servis tabağına alayım hepsini. Fırından çıkarınca 1-2 dakika sonra hafif üzerine örtmenizi tavsiye ederim. Daha yumuşak olacaktır. Ben çekim esnasında unuttum. Sizlere birazcık üzerine örterseniz daha yumuşak kalacaktır. Çocuklar özellikle bu top keklere bayılıyor. Hemen şuradan bir tane de kalıptan çıkarayım. Çıkmadığını falan düşünmeyin. Gayet güzel çıkıyor. Bir
tane de şundan çıkartayım. Çok güzel. Ve şirinler. Servis tabağına aldım. Çok güzel yumuşacık bir kek oldu. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Instagram'dan Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.